Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte güzel bir seriye başlıyoruz. Bu seride belli başlı bir konu seçiyoruz ve o konuyla ilgili kelimeler işliyoruz. Mesela bugün ilk videoda köpekler ve kedileri seçtik. Onlarla ilgili kelimelere, collocation'lara bakıyoruz. Words related to dogs. Birinci kelimemiz canine. Canine köpek gillerden diye daha doğru bir çevirisi olabilir aslında. Yani köpek olarak da çevirebiliriz ama hani genel olarak biz canine dediğimizde hani wolf'a da atıfta bulunabiliriz. Jackal yani çakallara da atıfta bulunabiliriz. Fox'a, tilkilere de atıfta bulunuruz. Hani tüm köpek gilleri kapsayan şeyler aslında biz canine diyebiliriz. O yüzden kontekste göre değişir. Ama iki anlamda bilelim. Hem köpek gillerden hem de köpek olarak bilelim. Hatta sağlıkta da yani dişte de canine tooth der. Hani köpek dişimize de o köpek dişlerimize de canine tooth deriz arkadaşlar. Diye bir diğer kelimemiz puppy. Puppy yavru köpek anlamına geliyor. Burada da gördüğünüz üzere görsellerle zenginleştirdik daha iyi akılda kalsın diye. A young dog deniyor. Puppy. Yani yavru köpek. Bir diğer kelimemiz breed. Breed'in hem fiil anlamı var hem de isim anlamları daha farklı anlamlara geliyor. Breed çiftleşmek, doğurmak, üremek anlamına geliyor fiil olarak. Ama isim olarak da cins anlamına geliyor. Of animals yani hayvanların mate çiftleşmesi ve sonra da produce offspring. Offspring dediği yavru anlamına geliyor. Yani yavru üretmelerine deniyormuş. Yani çiftleşmek yani doğurmak, üremek yani. Bir sonraki kelimemiz bark. Bark havlamak anlamına geliyor. When a dog barks, bir köpek havladığında işte o ses çıkarır gibi. Bark havlamak anlamına geliyor. Bir diğer kelimemiz wag. Wag kuyruk sallamak anlamına geliyor. Bir köpek kuyruk salladığında biz wag diyoruz. Look at, it is wagging. Hani kuyruğunu sallıyor gibi. Bir diğer kelimemiz, bir diğer sonraki kelimemiz leash. Leash pardon. Leash tasma anlamına geliyor. İsim hali tasma anlamına geliyor. Fiil hali de tasma takmak anlamına geliyor. Fakat kontekstlerde biz bunu değiştirip zapt etmek anlamına da tutabiliriz. Hani kontrol etmek anlamına da gelebilir. Yani özellikle YDS yükler hazırlanacak arkadaşlarımız için leash kontrol etmek. Restrict yani kontrol hani zapt etmek anlamına geliyor. Kısıtlamak böyle zapt etmek anlamına da gelebilir arkadaşlar. Muzzle'ın yine iki anlamı var isim hali olarak. Ağız bu ve burun bölgesi anlamına geliyor. Yani hayvanların ağız ve burun bölgesine muzzle deniyor. Ve biz bir objeye buradaki ikinci cümleye bakalım. A muzzle is an object that put over. Yani neyin üstüne put on veya over. Bir köpeğin noise'unun yani burnunun ve ağzının üzerine konulan bir objeymiş. So that sınsın diye ne olsun diye it köpek cannot bite yani insanları ısırmasın diye veya ses çıkarmasın diye takılan bir obje. Biz ağızlık yani ağza muzzle deniyor. Pav pençe ve pati anlamına geliyor isim hali ve verb hali de pençelemek anlamına geliyor. Bilindik bir kelime yani diğerlerinden daha çok karşımıza çıkan bir kelime. Tail sadece köpeklerin veya kedilerin değil tüm hayvanların kuyruğuna extending partına yani vücudundaki arkadaki extending partına biz tail kuyruk diyoruz yani. Tail kuyruk. Fetch çok kullanışlı bir kelime bence. Fetch bir şeyi gidip alıp getirmek anlamına geliyor. If you fetch something or someone, eğer birin veya bir şeyi gidip alıp getirirsen, if you fetch yani eğer fetch yaparsan onu, you go gidersin and get them from the place where they are. Yani onları bulundukları yerden gidip alırsın. Yani gidip işte köpeğe top atıp getirmesi aslında fetch eylemi oluyor. Collocation'lara gelelim. Çok güzel collocation'lar var. Böyle hani insanı gerçekten şaşırtacak collocation'lar var. Öncelikle bakalım. Stray dog sokak köpeği anlamına geliyor. Street dog da denir ama stray dog da kullanılıyor arkadaşlar. Sokak köpeği olarak. Pidog genel olarak Asya'da özellikle Çin'de kullanılıyor. Pidog böyle özellikle belli bir sokağa ait hani o sokakta yaşayan köpeğe de sokak köpeği deniyor. Pidog deniyor yani aslında. Royal Companion işte
sadık yoldaş, dost, yol arkadaşı gibi çevirebiliriz. Obedience training, bu köpeği hani size daha itaatkar olsun eğitmek var ya, biz hani eğitilmiş köpek diyoruz ya. Hani oradaki eğitime aslında obedience training deniyor arkadaşlar. Guide dog, guide dog özellikle yaşlıların, hani yaşlara böyle rehberlik eden köpek. Hani özellikle gözleri görmeyen veya bu yaşlara rehberlik eden köpeğe guide dog deniyor. Guard dog, bekçi köpeği deniyor. Sheep dog, yine çoban köpeği deniyor. Dog walker, enteresan bir şekilde köpek bakıcısı deniyor. Yani dog walker böyle köpeği dolaştıran gibi değil de köpeğe bakan kişiye köpek bakıcı, yani dog walker deniyor arkadaşlar. Wag the tail, kuyruğunu sallamak anlamına geliyor. Fetch a stick, güzel bir collocation, hani böyle çubuğu alıp getirmek. Yani git çubuğu alıp getir gibi. Fetch a stick, fetch the stick dersiniz mesela. Bark loudly, güzel bir collocation. Bark loudly, mesela it is barking loudly. O böyle çok yüksek sesle havlıyor gibi. Hot dog, bildiğimiz üzere sosisli sandviç. Dog do, köpek kakası anlamına geliyor. Dog pound, köpek barınağı anlamına geliyor. Keep a dog veya have a dog, köpek beslemek, köpek sahibi olmak anlamına geliyor. Dog eared, hani sayfaları, köşeleri böyle yıpranmış, hani köşesi böyle burkulmuş, bu durumu ifade ettiğimizde veya bu kitabı veya bir sayfanın işte it's dog eared, hani bu kitabın sayfaları böyle burkulmuş demek istersek, yıpranmış demek istersek dog eared kullanıyoruz. Ve böyle sayfaların köşesini kıvırdığımızda, hani bir not alırsanız ya, o sayfanın köşesini kıvırırsınız böyle. Hatta o böyle köpeğin biraz da kulağına benzer. O yüzden dog ear deniyor. Böyle sayfa köşesini kıvırmak bir kitabın, bir defterin. Dog sheep, sudan ucuz anlamına geliyor, çok ucuz anlamına geliyor. Bird dog, fiildir ve takip etmek anlamına geliyor. Cheese. Domestic dog, evcil köpek. Wild dog, vahşi köpek anlamına geliyor. Sporting, sporting avlamak, arkadaşlar sporting av veya avlama anlamına geliyor. Hani av, hani bildiğimiz işte domuz veya ayı avlarsınız ya, ona sporting deniyor. Sporting dog da av köpeği. Rescue dog, rescue dog'un anlamı da şaşırtıcı. Sahiplendirilmiş köpeğe rescue dog diyoruz arkadaşlar. Kedilerle ilgili kelimelere geçelim. Feline, feline kedigillerden, aynı canine gibi, feline da kedi veya kedigillerden, yani çitaya, jaguara, aslanlara, kaplanlara biz feline diyebiliriz. A feline is an animal that belongs to cat family, yani kedigillerden diye çevirebiliriz arkadaşlar. Kitten, kitten yavru kedi anlamına geliyor. A kitten is very young cat, yavru kediye biz kitten diyoruz. Purr, purr mırıldamak anlamına geliyor. When a cat purrs, it makes a low vibrating. Böyle işte daha böyle az titreşimler yapar. With its throat, boğazıyla. Çünkü o memnundur. Because it is content. O halinden tatmindir, memnundur. Purr, pırıldamak anlamına geliyor. Purr, böyle kediler çıkartıyor ya. Whiskers, whiskers hayvana ait bıyıklardan bahsedeceğimizde biz whiskers diyoruz. Çünkü hani birden fazla bıyığı var hayvanın. İşte the city sensory aslında. Hani daha çok bunlar kedilerde ve hayvanlarda daha farklı amaca hizmet ettiği için bizdekinden farklı. Biz ona whiskers diyoruz arkadaşlar. Claw, claw tırmalamak anlamına geliyor. Fiil hali tırmalamak. If an animal claws at something. Bakın kullanıldığı yerde claws at. Hani bir şey üzerine böyle et, hani on değil de et. Bir şeyi tırmalamak. At something it stretches or damages it with its claws. Yani kendi aslında pençelemek olarak da çevirebiliriz bunu. Yani pençeleriyle, klavlarıyla bir şeye zarar vermek, onu çizmek. Yani tırmalamak anlamına, tırmalamak diye çevirebiliriz. Daha doğru bir çeviri olur bizim için. Cat litter, cat litter kedi kumu anlamına geliyor. Cat soil değil de cat litter tam olarak kullanılan ifade arkadaşlar. Cat soil diye çevirmeye, yani öyle bir kullanım yok. Ben gördüm birkaç yer cat soil diye. Ama cat litter, kedi kumu anlamına geliyor. Groom,
Groom böyle hayvanın tüylerini temizlemek, groom olarak kullanıyoruz. If you groom an animal, eğer bir hayvanın işte tüylerini temizlersen, you clean its fur, onun böyle fürünü temizlersin. Usually by brushing it. Onu brushlayarak fürünü temizlersin diye güzel bir çeviri arkadaşlar. Yani fur burada işte onun postunu diye çevirebiliriz, kürkünü. Böyle tarayarak temizlemeye biz groom diyoruz. Stretch tırmalamak anlamına geliyor, çizmek anlamına geliyor. If a sharp object stretches someone or something, it makes small shallows, cuts on their skin or surface. Yani tırmalamak, çizmek anlamına geliyor. Pounce güzel bir fiil, güzel bir verb. Saldırmak, üstüne atlayarak saldırmak anlamına geliyor. Pounce onunla kullanılıyor. When a cat or a bird, mesela işte kartal diyelim, tamam mı? İşte bir şeyin üzerine pounce onu yaparsa, onun üzerine atlamış olur ve onu böyle tutar. Hani mesela pençeleriyle. Ne için? Ne için? In order to kill it. Yani işte bir ava onu öldürmek için, onu avlamak için saldırmak gibi çevirebiliriz arkadaşlar. Geldik collocations'lara ve işte kedilerle ilgili related word'lere geldik. Cat hair, kedi tüyü anlamına geliyor. Alley cat, daha önce görmüştük. A stray dog, sokak kedisi, sokak köpeğiydi. Alley cat veya stray cat de diyebiliriz, ya street cat de diyebiliriz ama alley cat dediğimizde de hani bu nedir, hani ne alaka falan demeyin. Alley cat, sokak kedisi anlamına geliyor. Catnap, şekerleme anlamına geliyor. Feral cat, yabani kedi anlamına geliyor. Cat purr, kedi mırıltısı anlamına geliyor. Enteresan bir ifade, cat burglar, eğer bir hırsız eve böyle tırmanarak giriyorsa ona cat burglar diyoruz. Hani eve tırmanarak, böyle hani direkt tırmanarak giren hırsızlara cat burglar deniyor. Cat person, hani aslında bu dog person veya I am tea person'da, hani bir şeyi böyle seversen, hani I am tea person, ya ben çayı severim, hani I am coffee person, hani ben kahveyi severim, hep kahve içerim. Burada da cat person, hani ben kedileri seviyorum, hani kedileri mesela köpeğe göre tercih ederim olarak, hani burada o kontekste kullanabiliriz arkadaşlar. Fat cat, hani böyle uyuşuk insanlara fat cat diyebiliriz. Stroke a cat çok güzel bir fiil. Yani stroke aslında okşamak anlamına geliyor. Bildiğimiz strike'ın ikinci hali, stroke ayrı bir fiildir ve stroke okşamak anlamına geliyor. Yani stroke a cat, kediyi sevmek, kediyi okşamak anlamına geliyor. Cat around da önüne gelenle yatmak, önüne gelenle yatmak fiili cat around olarak kullanabiliriz. A kick at the cat, şans anlamına geliyor arkadaşlar. Güzel bir, bence güzel kelime öğrendik. Bunları yazarak, yazarsanız arkadaşlar, özellikle kelimeler yazarak öğrenilir ve ilk video olduğundan şunu da söyleyeyim. Araştırmalara göre en fazla günde 16 kelime hani sağlıklı bir şekilde ezberleyebiliyoruz. O yüzden ben özellikle yani 13-14 civarına veya 10 güzel bir rakamdır. Yani günde 10 kelime ezberlersek ve bunları hafta sonları, yani haftada mesela 5 günde her gün 10 kelime ezberlesek ve hafta sonları da bunları tekrar etsek kontekstler içinde, sadece kelimeyi mesela collocation'larıyla veya related word'lerle ezberlersek aslında, veya ezberlemeden ziyade acquire, yani öğrenirsek o kelimeleri, biz bunları günlük yaşantımızda da kullanırız, unutmayız da. O yüzden genelde kelimeleri kontekstlerle öğrenmek bence daha iyi. Benim daha çok aklımda kalıyor. Ama ben size bir İngilizce öğretmeni olarak şunu tavsiye ederim ki kelimeleri yazalım ve bunları kontekstler halinde öğrenelim. Bence güzel ve keyifli bir dersti. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Saygılar, sevgilerle.